23 Temmuz Pazar Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım yazısı Yeni Kabine ve Moral Siyaset Yeni kabine kuruldu. Fazla heyecan uyandırmamasına rağmen aslında Türkiye'yi yeniden kurmanın liderliğini yapacak bir ekip. Çünkü anayasal değişimi ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi realize edecek kabine bu. Önümüzde yerel yönetimler, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığına fiili olarak geçiş bu kabineyle gerçekleşecek. Bundan dolayı da tarihi bir öneme sahip. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti'nin genel başkanı olmasıyla beraber yenilenen bir kabine. Bundan dolayı da önem taşıyor. Metal yorgunluğunu aşan ve yeni yol haritasını temsil eden bir kabinenin kurulması hükümet açısından da Türkiye açısından da büyük bir ehemmiyet taşıyor. Türkiye'de siyaset ve meslek grupları arasında ilginç bir korelasyon var. Öteden beri dikkatimi çeker. Modernleşme siyasetiyle beraber mülkiye, tıbbiye ve harbiye öne çıktı. Bunların hepsi de mülkiye damgasını taşıyordu. Temel amaç devleti kurtarmaktı. Cumhuriyet kadrolarını bu kurtarıcı ekip meydana getirdi. Mülkiyenin sivil ve askeri bürokrasisine dayalı bir devlet kuruldu. Siyaset bu mezhep gruplarınca yürütüldü. Kurtuluş ana siyasal ideolojiydi. Türkiye 1960'lara kadar bu siyasetçi tarzıyla devam etti. Arkasından mühendisler hakim olmaya başladı. Kalkınma ideolojisi öne çıktı. İTÜ'den yetişen yeni kuşak mühendisler mesleklerinin birikimlerini ve anlayışlarını siyasete taşıdılar. Demirel, Erbakan ve Özal bu siyasal aktörlerdi. Türkiye'yi kalkındırmak istiyorlardı. Şantiyelerde ve devletin kitlerinde çalışarak yetişmişlerdi. Her biri kendi mesleki müktesebatıyla siyasette öne çıktı. Demirel inşaat mühendisiydi. Baraj inşaatlarıyla atılım yaptı. Özal elektrik elektronik mühendisiydi. Telekomünikasyonla kalkınmaya girişti. Erbakan makine mühendisiydi. Ağır sanayiyle ya da sanayileşme ile kalkınmayı yapmanın derdine düştü. Sağ siyaset kurtuluştan kalkınmaya geçiş yapmıştı. Anadolu'da otoban barajlar, fabrikalar, bunların öncülüğüyle kurulmuştu. AK Parti bu siyasal geleneği yenileyerek sürdürdü. Adalet ve kalkınma tezlerine dayanıyordu. Adaleti hukukçularla, kalkınmayı da mühendis ve işletmecilerle pekiştirdi. Erdoğan ve Gül işletmeciydiler. İşletme yeni yükselen bir meslek grubuydu ve kısa sürede siyasette de karşılık buldu. Mühendisliğin pratik ve operasyonel yönü işletmeciliğin market ve pratik boyutlarıyla birleşti. Mülkiye eski hakimiyetini kaybetti. Onun yerine tıp ve işletmecilik öne çıktı. Son hükümet kabinesine baktığımız zaman mühendisler ve hukukçular yine önemini korumaya devam ediyor. Bunlara tıpçılar ve işletmeciler de ekleniyor. Önemli ölçüde Türkiye'nin en iyi hukuk, tıp ve mühendislik fakültelerinden mezun kişilerden meydana geliyor. Türkiye'nin entelektüel sermayesini yansıtan bir tablo var. AK Parti iktidarının 15 yılı aşan döneminde artık en önemli sorunların başında kültür, ahlak, aile ve gençlik konuları yer alıyor. Kalkınma ve kültür ya da moral değerler arasında ciddi bir farklılaşma var. Buradan kaynaklanan devasa sorunlarla karşılaşıyoruz. Toplum kalkınmayla gelen büyük değişmeler sonucunda derin kültürel ve moral sarsıntılar geçiriyor. Bu nedenle Türkiye'nin kuruluş ve kalkınma siyasetlerine artık yeni bir siyaset eklemek zorunda. Buna kültürel ya da moral siyaset adını verebiliriz. Özellikle muhafazakar siyaset tarzının buna çok daha fazla ihtiyacı var. Bundan dolayı kabinede bu alanlarda müktesebatı öne çıkan kişilerin yer alması gerekirdi. İlahiyat, sosyolog, sanatçı, psikolog psikiyatır gibi kültür temelli çalışmalarda, birikim, perspektif ve neşve sahibi aktörler, aile, kültür ve sosyal çalışma bakanlıklarında yer almalıydı. Oysa bu bakanlıklarda da işletmeci, mühendis ve tıpçıların yer aldığını görüyoruz. Sonuçta hükümetin siyasal perspektifinde kalkınma hala birinci konu olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yapılacak anayasal entegrasyonlar nedeniyle de hukukçular belirleyici. Muhafazakarlık siyaseti moral meseleleri birincil görmüyor. Çünkü bunları bir kanun ve tüzük meselesi olarak algılıyor. Bunun savaşını verecek kişiler olarak da hukukçular öne çıkıyor. Kültürü olmayan bir kalkınma, salt zenginlik, konfor ve dünya sağlar. Bunlarla gelen sarsıntılar insanları maneviyattan daha fazla uzaklaştırır. Sadece maneviyattan değil, moral davranışlardan da koparır. İnsanların birbiriyle kurduğu ilişkilerde madde belirleyici olur. Bu ilişkilerde estetik ve insani tutumlar kaybolur. Güç ve para belirleyici hale gelir. Ailenin aidiyet kimliği kaybolur. Estetik ve ahlaktan yoksun habitus'lar yaygınlaşır. Saygınlık, ruhsal duyarlılık ve diğerkamlık azalır. Toplum hoyratlaşır. Ümid edelim ki yeni kabine kalkınma tezine dayalı bir moral siyasetin peşine düşmez. Aile, gençlik, ahlak ve moral konular için daha etkili yöntemler geliştirir. Meselenin bir kanun hukuk meselesi olmadığını ve yatırımdan öte boyutlar taşıdığını görür.